5690 uygun fiyatı. Gıdalarda taklit ve taşiş son zamanlarda oldukça arttı. Gıda güvenliği ise en önemli konulardan biri. Gıdada hile yapan ve halkın sağlığını hiçe sayan firmalar sık sık teşhir edilse de aynı hileleri yapmaya ve halkın sağlığıyla oynamaya devam ediliyor. Gıdada hileli, bozuk ve sahte ürünler büyük bir sorun. Peki sahte ürünler laboratuvar ortamında nasıl tespit ediliyor? Merak edilen cevapları Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Ahmet Caner verdi. Ahmet Caner, Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü olarak hem ilimize aynı zamanda da Karabük, Düzce, Bartın, Zonguldak illerine hizmet verdiklerini belirterek kurum çalışmalarını anlattı. Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü olarak ilimize hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Karabük, Düzce, Bartın, Zonguldak illerimize de hizmet vermekteyiz. Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü olarak fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve kalıntı analizlerini kurumumuzda gerçekleştiriyoruz. Tarım İl Müdürlüklerinin Gıda Yem Şube Müdürlüklerinin elemanları denetimlerini yapıyor. Denetimlerden aldıkları numuneleri bize getiriyor. Biz de bunları az önce saydığım kimyasal, kalıntı, mikrobiyolojik ve fiziksel olarak incelemelerinde bulunuyoruz. Daha sonra analiz raporunu çıkarıyoruz. Tarım İl Müdürlüklerine bildiriyoruz. Ona göre işlem uygulanıyor. Tabii kurum olarak biz akreditasyon kurumu tarafından, Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvarız. Yani verdiğimiz analiz raporları Avrupa'da da geçerliliğini sağlıyor. Kurumumuzda yaklaşık 45 tane personelimiz var. Bunlardan 25 tanesi teknik personel, geri kalan da idari personel olarak hizmet vermekteyiz. Caner, bakanlık tarafından tespiti yapılan taklit ve tahşiş ürünlerin incelemesine dair bilgiler de verdi. Tabii tahrişlerle alakalı Alo 174 gıda hattına gelen şikayetleri, Tarım İl Müdürlükleri, Gıda Yem ve Şube Müdürlüğü'nde çalışan denetçiler gidip denetimini yapıyorlar. Oradan aldıkları numuneleri bize getiriyorlar. Biz onları inceledikten sonra eğer yasal yönetmeliğe uygun değilse, tebliğe uygun değilse ona göre cezai işlem uygulanıyor. Ve bakanlığımız tarafından da bunlar taklit ve tahriş olarak biliyorsunuz internet sayfasında da yayınlanıyor. Biz tabii gıda üretimi yapan firmaların gerçekten yönetmeliğe uyan, işini düzgün yapan, insan sağlığı için çalışan, hijyen şartlarına uyan firmaları tebrik ediyoruz. Taklit ve tahşiş yöntemine giden firmaları tespit etmekle mücadele edildiğinin de altına çizen Caner, denetimlerin tarım il müdürlükleri tarafından yapıldığını kaydetti. Tabii ki taklit ve tahriş yöntemine giden firmaların da her zaman da yani bunları tespit etmekle mücadelemizi de yapıyoruz. Biz denetimleri yapmıyoruz. Laboratuvar personeli olarak kendi kurumumuzda laboratuvarda analizler yapıyoruz. Denetim elemanları az önce de bahsettiğim gibi Tarım İl Müdürlüklerinin, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin Gıda ve Yem Şubesindeki denetim elemanları yapıyor onu. Ve bize numuneleri getiriyorlar, biz incelemelerde bulunuyoruz.